3. Anajet Üst Komutanlığı Konya'dan herkese merhaba. Anadolu Kartalı Tatbikat Merkezi'nin önündeyiz. Bugün Anadolu Ankası Tatbikatı için Konya'dayız. Konya'da farklı uluslara ait hava kuvvetlerinin Türk Hava Kuvvetleri ev sahipliğinde yapılan bir tatbikatta beraber olacağız. Bu tür tatbikatlar hem birlikte koordinasyonu sağlarken bir yandan da eğitim kalitesini üste çekiyor. Konya, Anadolu Kartalı tesisleriyle gerçekten dünyada önde gelen ve gelişmiş teknolojiye sahip tatbikat sahalarının başında geliyor. Tatbikatla ilgili briefingleri aldıktan sonra şu an Anadolu Kartalı uçaklarının, helikopterlerinin yani tatbikata katılacak hava araçlarının yer aldığı havuz Apron'dayız. Ve bence Apron'daki benim ilgimi en çok çeken araç arkamda gördüğünüz Hürkuş eğitim uçağı. Hürkuş eğitim uçağı önümüzdeki günlerde Konya'da 135. filoya teslim edilmeye başlanacak. Bu uçağı hatırlayacaksınız, Türk tasarımı yıllar sonra ilk yerli eğitim uçağımız Hürkuş. İlk olarak da kullanıcısı 135. filo olacak. Görüyorsunuz farklı gri rengi, köpek balığı ağızlı ve MAM-L mühimmatları kanat altında yer alıyor. Şu an bu tatbikatta aslında Hürkuş'un en önemli testlerinden biri ve bu testlerin arkasından da kısa süre içerisinde teslimatın başlaması planlanıyor. Bu uçağın resmi adı Hava Yer Entegrasyonu Uçağı. TUSAŞ tabi bu uçağı tanıtıyor şu an hava kuvvetlerine ve herhalde önümüzdeki günlerde de teslimatla birlikte çalışmalar yapılacak. Bakalım nasıl bir süreç izleyecek, biz de merakla bekliyoruz. Biraz da Konya'ya gelen Hürkuş B uçağının farklarını ortaya koyalım. Aslında biliyorsunuz Hürkuş'un A modeli EASA sertifikasyonu için geliştirilmişti. Daha sonra B eğitim modeli ortaya çıktı. Bu gördüğünüz uçak B, ancak birçok ortak özelliğiyle C, yani silahlı yakın hava destek modeliyle ortak özelliklere sahip. Bunların başında kanat altında taşıdığı çeşitli mühimmatlar geliyor. Gövdenin altında da özel bir kamerayla görüş alınabiliyor. Biraz da uçağın etrafını dolaşalım. Görüyorsunuz özel bir köpek balığı ağzı figürü çizilmiş şekilde. Bu Türk havacılığında F-4'e Phantom uçaklarıyla havacılığımızda kullanılmaya başlandı. Bazen SİHA'larda da bu tasarımı görüyoruz. Koyu gri bir renk uçak üzerinde dikkat çekiyor. Şöyle altına doğru bakıyoruz. Altında ise kamera olarak flör sistemi yer alıyor. Bu kamera uzun mesafelerden keskin görüntülerin alınmasına imkan sunuyor. İniş takımları, MAM-L mühimmatını görüyoruz. İki MAM-L arka arkaya konmuş. İlk etapta Hürkuş ağlarda kıvrık kanat yoktu. Daha sonra bu gerçekleştirildi, bu tasarım. Kıvrık kanat winglet olarak adlandırılan tasarım buraya eklenmiş durumda. Uçağın kokpiti, düz gri boyası ve tabii ki uçakta da TUSAŞ Roketsan Hürkuş 2020 atış kampanyası diye bir logonun da burada olduğunu dikkat çekiyoruz. Turkish Aerospace, TUSAŞ'ın İngilizce adı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de tabii ki imzası ve uçağın kuyruğundaki 1705 kuyruk numarası burada yer alıyor. Şöyle uçağın etrafında dönmeye devam ediyoruz. Uçağın pilota göre sol tarafında da yine kuyruk tasarımı, Atatürk'ün imzası. Burada ateş flo'yu temsilen olduğunu zannediyorduk ama TUSAŞ Roketsan Hürkuş 2020 atış kampanyası olduğunu görmüş olduk. Bu kanadın arkasında da flap sistemleri, winglet ve tabii ki yüklenmiş ikili MAM mühimmatı, toplam 4 mühimmat. Şöyle de bir yandan uçağımızı görelim. Helikopterin milli unsurlarından biri de arkamda görmüş olduğunuz T-129 Atak Taarruz helikopteri. Türkiye'de Kara Kuvvetleri, Kara Havacılık, Jandarma Genel Komutanlığı ve en son 3. kullanıcısı da Emniyet Genel Müdürlüğü oldu. Kara Havacılığa ait T-129 atağın etrafında dolaşıyoruz. Gördüğünüz gibi şu kartuşlar dikkat çekiyor. Magazin takılırken veya çıkartılırken emniyet pimi takılı olmalıdır. Buradaki tabii ki çeşitli füzeleri atışlarda yansıtacak, onları farklı yerlere yönlendirecek öz ışık sistemini görüyoruz. Öz ışık sistemi de tabii yerli Aselsan başta olmak üzere yerli kuruluşlarımızın geliştirdiği bir chef flare sistemi. Bu gördüğünüz uzantı bazen bize soruluyor. T-129'un burnunda 20 milimetrelik top var.
mühimmat, o topun mermileri buraya yüklenmiş durumda. Burada da Cirit akıllı pot sistemi Roketsan tarafından geliştirilmiş, konmuş durumda. Şöyle yanlarına doğru bakıyoruz. Benzer magazinler iniş takımlarının kenarına da konmuş. Tabii kokpite doğru atılan tehditleri savuşturmak üzere. Burada görüyorsunuz eğitim mühimmatı olması lazım, sarı renkli. Burada magazine gelmiş. Burada da uçağın 20 milimetrelik topunu görüyorsunuz. 3 namluya sahip bir top. Hemen üzerinde de tele çarptığı zaman helikopterler teli kesmek üzere konmuş bir tel keser var. Burada kamera sistemi, uçağın ön kokpiti, daha doğrusu helikopterin ön kokpiti, arka kokpiti. Yine bir magazin, direkt sağ ana iniş takımında. Burada 2.75 podları, 2.75 inçlik roket podunu görüyoruz. Ve tabii ki hatırlayacaksınız, burası da başımıza gerçekten büyük dert olan Amerika'nın bir türlü Pakistan satışı için onay vermediği Lehtek 800 serisi motorlar için. Motorların burası dış kaportası. Şöyle etrafında geri dönüyoruz, dolaşıyoruz. Şurada ikinci bir anten. Bu arada tabii şöyle de bir kuyruk numarasına da birlikte bakalım. AG18-1037 kuyruk numarası var. AG'nin bilmiyorum açılımını ama 18 sanıyorum 2018 yılı için bütçelenmiş bu helikopterin ödemesi diye düşünüyorum. Daha fazla bilgisi olan arkadaşlarımızı yorum yazmaya davet ediyorum. En sonda helikopterin kuyruk rotorunu görelim ve T-129 turumuzu tamamlayalım. Geçtiğimiz aylarda hatırlayacaksınız, üzücü bir kaza yaşanmıştı. Bununla ilgili bu helikopterler çok gündeme gelmişti ama buradan tekrar ben söylemek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri emniyetsiz hiçbir hava aracını uçurmuyor. Bütün helikopterlerimizin bakımları düzgün bir şekilde, gayet bu bakım personelinin gerçekten insanüstü çabasıyla ayakta tutuluyor. Pilotlarımız gerekli eğitimleri her zaman arıyorlar ama havacılık bu. Bazen kazalar olabiliyor. O nedenle işte bu helikopter kötüdür, şöyledir, böyledir demek yerine bunlar ülkemizin aldığı değerler ve halen silahlı kuvvetlerimizde de yoğun olarak kullanıyor. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bu helikopterin bir artı değeri ise bizim halkın kara kutu olarak adlandırdığı uçuş verilerinin pilotların aralarında veya kuleyle ilgili konuşmalarını, telsiz konuşmalarını kaydeden sistem. Herhangi bir durumda bu sistem sökülüyor, kontrol ediliyor, uçuş veri kayıtları takip ediliyor ve bu durum hem uçuş emniyetini arttırıyor hem de bakımlarda veya arızaya müdahalede bir avantaj sunuyor. Tatbikatın tabii ki önemli katılımcılarından biri yabancı olarak geçiyor ama yabancı değil. Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. İki ayrı devletiz ama tek milletiz. Mi-17 helikopteri de bu tatbikata katılıyor. Şimdi Azerbaycan çok önemli bir 2. Dağlık Karabağ Savaşı sırasında çok önemli bir tecrübe yaşadı. Buradaki arama kurtarma faaliyetleri, genel maksat faaliyetlerinde tabii ki buradaki Anadolu Ankası, Anadolu Kartalı'ndaki tecrübeler çok önemli bir rol oynamış durumda. Mi-17'lerin hem sivil hem askeri modeli var. Mi-7 sivil modelleri. Mi-17'nin hem sivil hem askeri modeli var. Bazen yangın söndürmede kiralık olarak bu helikopterlerin sivil versiyonlarında ülkemizde görmek mümkün. Mi-17 gerçekten havacılık tarihinin efsane helikopterlerinden biri. Dediğim gibi genel maksat, arama kurtarma, çok farklı görevlerde askeride kullanılıyor. Kokpitin yanında bu gördüğünüz aslında bir şekilde zırh kokpiti koruyor. Şöyle etrafında dönüyoruz. Burada 3 farklı paylon var. Azerbaycan bayrağı, öz koruma sistemleri. Şöyle ana rotora doğru bakıyoruz ve kuyruğa doğru ilerliyoruz. Gerçekten devasa bir helikopter Mi-17. Tehlikelidir diyerekten kuyruk rotoruna da bir ikaz yapılmış. Kuyruk rotoru ne yazık ki ana rotordan daha hızlı dönüp daha ufak olduğu için zaman zaman insanlar yerde özellikle bunu görmeyebiliyorlar ve kazalar meydana geliyor. Şöyle de helikopterin arkasına doğru ilerliyoruz. Arka tarafta ise gördüğünüz gibi bir kargo kapısı var. Bu kargo kapısı malzeme atılıyor. İşte Suriye'deki savaşta Suriye ordusu buradan
varil bombalarını atıyor. Enteresan bir durum tabii ki. Ana iniş takımları. Ve buradan da şöyle bir isterseniz kokpitine, kabinine doğru girelim. Burada görüyorsunuz uçağın kokpiti, iki ayrı gösterge. Pilotun kaskı burada. Ortası boş. Çok geniş bir alan görebiliyor. Sağda da diğer pilotun kokpiti. Üst tarafta da çeşitli switchler yer alıyor. Tabii ışıklar patladığı için çok zor gözüküyor. Burada bir paraşüt. Gördüğünüz üzere ekibin kulaklıkları ve tabii ki burada da genel maksat için personelin oturduğu koltuklar yer alıyor. Hemen arkaya doğru devam ediyoruz. Burada çeşitli teçhizatların olduğu çantalar var. Ve burada da muhtemel bunun yakıt tankı olduğunu zannediyorum ama tekrar soracağız. Bu yakıt tankıyla çok uzun süre havada kalabiliyor. Tatbikatın bir başka yabancı katılımı ise Katar malum. Türkiye ile Katar son yıllarda çok yakın ilişkiler içerisinde. Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 adet AW-139 Agusta Westland tasarım bu helikopterler Konya'daki Anadolu Ankası tatbikatına gelmiş durumda. Bu helikopterler sivil orijinli olarak tasarlandı ama askeri amaçla kullanılıyor. Şu da detayı da vermem lazım size. Bu helikopterin AW-139'un simülatörü Havelsan tarafından geliştirildi ve Katar'a ihraç edildi. Aslında Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 139 serisi kullanılmıyor ama böyle envanterde olmayan bir helikopterin simülatörünün yapılması ve satılması, ihraç edilmesi de Havelsan'ın çok önemli bir başarısı oldu. 15 asker taşıyabiliyor bu helikopterlerin de Konya'ya C-17 nakliye uçağıyla geldiğini hatırlatmamızda fayda var.